Sayın hocalarım ve diğer misafirlerimiz, ikinci oturum çocuklarda inflamatuar bağırsak hastalıkları üzerine yapılacaktır. Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'nden uzman doktor Aylin Yücel ve Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'nden çocuk ve ergen ruh sağlıkları uzmanı uzman doktor Abdullah Bozkurt Bey'i yerlerine davet ediyorum. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden doktor öğretim üyesi Meltem Gümüş hocamızı çocuklarda inflamatuar bağırsak hastalıklarında tanı ve tedavi başlığı konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Hoş geldiniz. Böyle güzel projelendirilmiş bir çalıştayda bana da görev verdiğiniz için ayrıca memnuniyetimi bildirmek isterim. Önceden önceki programlarda yetişkinlerle ilgili çok güzel şeyler dinlediniz. Ben de çok şeyler öğrendim. Ne yazık ki pediatrik vakalarla ilgili katacağım yeni şeyler çok sınırlı ve az. Ama guideline'lar ışığı altında sizlere bugün çocuklarda inflamatuar bağırsak hastalıklarında tanı ve tedaviyi özetlemek istiyorum. Erişkinlerden farklı olarak çocuklar dinamik fiziksel değişikliğin olduğu döneme sahipler. Yani büyürler, duygusal olarak olgunlaşırlar ve de kemikleriyle ilgili gelişmeler olur. Ve bu dönem sadece çocukluk çağına hastalar. Ben konuşmanın ilk kısmında tanıdan bahsedeceğim. Tüm hastalıklarda olduğu gibi bir hastalığın tanısını koymak için mutlaka çok doğru ve ayrıntılı alınmış bir özgeçmiş, güzel yapılmış bir fizik muayene, destekleyici laboratuvar uygular, radyolojik tehditler, yine aynı şekilde kendi yaptığımız endoskopik kolonoskopik yöntemler ve de patologların bize yardımcı olduğu histopatolojik tehditler bu hastalıkların tanımı çok önemli. Biz genel olarak inflamatuar bağırsak hastalığı tanısını bu az önce bahsettiğim bulguların hepsini kombine ederek ve tabii ki diğer tanıları da dışlayarak sormaktayız. Ben şöyle sınıflandırmak istiyorum. Bu 5 özellikten ayrı ayrı sizlere küçük nüans noktalarıyla bahsetmek istiyorum. İlk olarak klinik özelliklerden bahsedeceğim. Bize gelen çocuklarda, hastalarda dışkının sıklığı, tipi, kanlı, dışkısındaki kanlı kusum varlığı, hastanın bulantısı, kusması, varsa karın ağrısı ya da anal bölgedeki ağrısı, son zamanlarda kilosunda bir kayıp vesaire bizim için çok önemli belirteçler. Ancak bunların arasında en çok vurgulamak istediğim gece dışkılama ihtiyacı. Bizler belirtik dönemi geçtikten sonra rektum bize güzel bir rezervuar verir yaptığı için hiçbir zaman normal şartlarda gece dışkılama ihtiyacı hissetmeyiz. Eğer bir çocukta ya da bir bireyde gece tuvalete dışkı için kalkma ihtiyacı varsa bu bizi altta mutlaka organik bir bağırsak hastalığının olduğunu düşündürtmeli ve bu anamnez üzerinden geri kalan tetkikleri çözülmeli. Yine tenezzüs da bu belirtilerden bir tanesi. Özdeşmişte çocuğun son zamanlarda kullandığı ya da sürekli kullandığı bir ilacın olup olmayışı, hastanızın alerjik bir durum var mı ya da bağışıklığı ile ilgili bir sorun var mı, ailesinde benzer hastalıklar öyküsü var mı, mutlaka sorgulamamız gerekenlerden. Muayene her zamanki gibi olmazsa olamazsınız ama çocukluk çağında biz bir çocuğun boyuyla, kilosuyla, vücut kilitleriyle daha çok ilgilenmekteyiz. Cinsiyet gelişimi önemli. Hasta pubertal dönemin öncesinde hormonal ait özellikleri taşımakta mı? Yoksa puberta dönemin özellikleri, yaşın uygun özellikleri taşıyor mu, taşımıyor mu diye. Karın muayenesinde bir takım bulgular mutlaka muayenede değerlendirilmesi gereken unsurlar. Sıklıkla pediatrik hastalarda hastanın bizleri gördüğünde önlüğümüze görerek ya da işte korku kaygılarıyla birlikte ağlaması nedeniyle atlayabileceğimiz ama bizim için olmazsa olmaz anal muayene yapmamız gerekiyor. Mesela başka hiçbir muayene bulgusu olmayıp sadece şuradaki gördüğünüz gibi derin bir alttaki tarafı kas dokusunu gösterecek kadar bir hastada anal fistür bizim için yol gösterici olabilir. Yine muayenemizde ağızda yaralar, işte eklem belinde ağrılar ya da şişlikler, cildinde çeşitli döküntüler, bulgular ya da görme ile ilgili problemler bize her zaman tanıda yardımcı olacak şeyler. İkinci olarak tüm diğer laboratuvar tetkikleri, bunlar biyokimya, serolojik ve diğer belge tetkikleri olarak kısaca bunlardan bahsedeyim. Tam kan sayıları hemogramda beyaz kürede yükseklik, glomerül sayısında artış, kansızlığa dair parametreler, özellikle albümde düşüşün olduğu bir biyokimyasal tetkik, demir durumu gibi tahlillerde anormallikler ve dışkının hem mikrobiyolojik hem kültür her türlü tetkikinin yapılması önemli ve yol gösterici. Sizlerin de çok iyi bildiğiniz gibi serolojik tetkiklerden anti-sakkolomiçe serevis antikoru bu pozitif bulduğumuzda kron hastalığına dair bir işaret olmakla beraber
Derinlikler, antinetrofilik, sitoplazmik antikorlar, ülseratif kolit hastalığında kalıcı tanıda yardımcı olanlardan. Tabii ki tek serolojik tekniklerimiz bunlar değil. Ama bizim için rutin pratikte kullanılması gereken en başta teknikler bunlar. Bunların dışındakileri özel çalışmalar dışında çocukluk çağında çok da tercih etmiyoruz. Fekal kaldırma tekniği, son zamanların çok güzel non-invasif bir proteini ve bizim için çocuklarda yol gösterici tekniklerden önemlisi. Bu konumdaki bakteri flaşlı olan bir protein, bu nedenle eliza kitleriyle rahatlıkla dışkıda ölçülebiliyor. Öyle bir şey ki gastrointestinal sistemdeki enflamasyonu şu ana kadar bildiğimiz en iyi göstergesi. Bu tanı yönteminin inflamatuar bağırsak tanısındaki hem duyarlılık hem özgürlüğü yüksek. Ama biz biliyoruz ki tek başına bize prediktif, yani sadece inflamatuar bağırsak hastalıklarını gösteren bir tetkik değil. Malign pek çok hastalıkta, romatolojik pek çok hastalıkta, kümür hastalığında bile aklımıza gelebilecek diğer sistemik hastalıkların çoğunda, yani sonuçta gastrointestinal sistemde inflamasyon varlığında bir tetkikse bize özgürlüğünü azaltabiliyor. Ama eşlik eden klinik bulgularımız var, diğer akut faz reaktanlarında bir tetkik var, işte albümümüzde küçüklük varsa bu fekal kalkma tekniğinde yükseklik biz inflamatuar bağırsak hastalığı tanısını yorumlayabiliyoruz. Biz bu testlerin tamamında hem de takipte hastanın tedaviye verdiği yanıt değerlendirmekte de ya da iyi remisyona girmiş bir hastanın yanıtı değerlendirmekte de kullanabilmekteyiz. Burada bütün testlerin duyarlı ve özgürlüğü verildiğinde hepsinin içi ağırlığı yüksek ama hepsi komi olarak birlikte değerlendirildiğinde daha temiz sonuçlar vermektedir. Radyolojik görüntülemeler her zamanki gibi olmazsa olmadığını. Ayakta direkt batın grafisi, işte çeşitli grafiler, CT ya da MRI enterografileri son zamanlarda çok sık kullandığımız yöntemlerden. Eğer bir çocukta, bir hastada akut batın bulguları varsa biz ayakta direkt batın grafisi istiyoruz ve bunlara dair bulguları burada değerlendiriyoruz. Bazı çocuklarda işte sadece bu grafi bile tanıya yetiyor ve toksik dilatasyonlar ve bununla ilgili ve diğer geçici komplikasyonlar açısından bize yardımcı olabiliyor. Eskisinden daha az çektirmekle beraber hala kullandığımız yöntemlerden bağırsaklı kontrast grafiler. Gördüğünüz gibi şu taraftaki grafide bağırsakların çok güzel halüsinasyonları güzellikle görülmekle birlikte inflamatuar bağırsak hastalığına sahip bir bireyde ne yazık ki bu halüsinasyonlar kaybolmuş. Artık onun kitaplarda hep bize söylenen gibi düz boru haline gelmiş. Kısalmış ve daralmış görünümde. Bunun dışında burada resim olarak bahsetmedim ama MR enterografi son yıllarda çekilebilme yöntemleri artmasıyla birlikte bizleri hemen hemen düşündüğümüz her hastalığı tanısım olarak başlangıçta istediğimiz yöntemlerden. CT enterografi de bize yardımcı. Ancak çocukluk çağında çok fazla radyasyona maruz kalmalarını istemediğimizden dolayı MR enterografi istiyoruz. Ve onların sonuçlarından da çok memnunuz bize, takipte yardımcı oluyor. Endoskopik, kolonoskopik yöntemlerden bir kolonoskopi, gerekirse üst gastrointestinal sistem endoskopisi. Çocukluk çağında çok daha oturamasa da kapsül endoskopi. Sayılı projeyle alınmış merkezler var Türkiye'de çocuklarda. Bu kapsüller anlatıldığı kadar basit değil. Çocukların yutabilmesinde çok zor. Yani bir hapı bile zor yüzden çocuklar bunu yutamıyorlar. Ya da inflamatuar bağırsak hastalıklarında ikinci darlıklar, strüktürler, benzeri durumlar nedeniyle ayrı başlıca büyük problemlere yol açılabileceği bir düşünülüyor. Ve de tanısal olarak biyopsi anlayışına sahip olmadığı için çok kullanamıyoruz ama kitaplarımızda yer almakta. Ben kendi hastalarımdan resimler koymak istiyorum. Burada normal bir bağırsak mikozası söz konusu. Yani mikoza düzgün, vaskülaritesi yerinde, has vaskülaritesi yerinde bir mikoza iken, yani bir bağırsakken şurada görebiliyorsunuz. Geniş alanda bir ülser, etraftan sınırlandı. Etraf kokuda öden hassasiyetle birlikte bir görünen alan var. Yine ince bağırsak mikrobasından bölgenime ait virüs yapısının düzgün olduğu dair eminim üzerinde iyi olduğu bir normal bağırsak dururken yine aynı alandaki bir başka hastada küçük ülserler etraflarında ödenli dokular ve virüs yapısını bulduğu üst gastrointestinal sistem bulgusu. Bu daha yeni bir hasta. Artık ülserler ola iyileşe çok işte hani az önceki resimdeki kurşun boru manzarası diyoruz ya, giderek bağırsak sertleşiyor, kalınlaşıyor, kısalıyor ve sıkıntılar var. Aralarda belirli
yaralar hala devam ediyor. Yer yer sonraki hastada daha belirgin olmak üzere. Şurada polip formasyonları var tamamıyla burada. Hiç arada sağlam mukozanın kalmadığı şekilde bağırsaklarda hastalanmalar, etkilenmeler söz konusu. Bu bağırsaklar o kadar hassas ki işlem sırasında her an kanayabiliyor. Dokunduğunuz her yer sıkıntı yeniden olabiliyor. Çok da komplike olabilecek noktalar ama tamamı da bu şekilde görebiliyoruz. Yine Crohn hastalığında aralarda sağlam mukozalarımız söz konusu. Ama bu şekilde boyutları değişmekle birlikte sayıları değişkin olacak. Daha derin ülserler, daha belirgin ülserler görebiliyoruz. Ya da ne diyoruz? İşte tanımlama olarak kaldırım taşı manzarası dediğimiz yine aralarda şurada bakıyorsunuz tamamen vasküleritesi normal alanların arasında hasta ülseri yapılar ve bu şekilde görüntüler bize Crohn hastalığını düşündürtüyor. Ya da bakın burada görüntü sanki ısırılmış kadar kötü derin etrafında mukoza değişiklerle görülmüş ülserler bize tabii de çok yardımcı. Bunlara ulaşabiliyorsak ne mutlu. Yani bizim görüntülediğimiz bağırsak alanlarında bunları gördüğümüzde tamı çok kıymetli, çok yardımcı. Ama ulaşamadığımız rejene yer bölgeler için sıklıkla az önce bahsettiğim emanetörü benzeri yöntemleri kullanmak durumundayız ve kullanmasak olmuyoruz. Tüm bunların sonunda hastalıklarımız gerek müsetifte gerek Crohn hastalığında erişkinde de olduğu üzere hastalığın tutulumuna, yerine göre ve ağırlığına göre sınıflandırıyoruz. Az önce bahsettiğim resimlerdeki bir de tablo olarak vermek istemiştim. Son olarak bu yaptığımız işlemlerde çeşitli yerlerden, kimi zaman sağlam dokudan, kimi zaman gördüğümüz hasta dokudan aldığımız biyopsilerle patologlardan yardım istiyoruz. Patologlar da bize tanı konusunda çok yardımcı oluyorlar sıklıkla. Crohn hastalığındaki granülomlar diagnostik diyebiliyoruz. Yani en azından Crohn hastalığı olduğu bize net olarak söyleyebiliyor. Mantık kazayıfıya granülomlar bizim için çok yardımcı. Bunlar bazen dokuda, bazen de çeşitli nedenlerle açılmış karındaki işte çıkartılmışlar, adenopatiler veya başka şeyler de olabiliyor. Yine müsaadenin polipte kırık tavsiyeleri, kırık perlezleri, lenfoplazmositoz benzeri bulgular hem tanıda hem ayıcı tanıda yardımcı. Tüm bunlarla bir tanıya ulaşmaya çalışıyoruz çocuk hastalarda. Şimdi gardiyanlarla da olmakla beraber erişkinden farklı olarak artık genetik hastalıklar ön planda. Biz biliyoruz ki artık erken başlanmıştı polipler dediğimiz 6 yaşında ortaya çıkmış poliplerde tüm bildiklerimizden farklı olarak genetik bir takım yaptırımlar, genetik bir takım mutasyonlar söz konusu. Özellikle de belirli öyle polip dediğimiz 2 yaş altı başlangıçta poliplerin sayısı gün geçtikçe artmakta eskisine göre ve bunlar çok yönetim zorluğu, tedavileri zorluğu, çok küçük yaşta bu hastalıklara maruz kalan çocuklar ve bunlarla ilgili bilmediğimiz, umarım zamanla hep birlikte öğreneceğimiz yenilikler çok fazla. En azından son yıllarda tanımlanmış gerek ülkemizde gerek yurt dışında pek çok genetik mutasyon var. Ve bunlar bizde de, Türkiye'de de, merkezlerimizde, Konya'da da olmak üzere pek çok yerde çalıştırıp gönderebiliyoruz ve bunlar çıktığında biraz sonra bahsedeceğim klasik ülseratif polipleri, klasik kronlu tedavisinden farklı olacak şekilde tedavi metotları değişiyor. Bunların çoğunu kemik transplantasyonu nükleere ulaşabiliyorlar çünkü. Yine bu gruptan bahsedeceğim immünolojik testler. Aynı şekilde 6 yaş altında ya da 2 yaşın altında başlangıçta çocukluk çağı poliplerine sahip olan hastaların bir kısmında sıklıkla bize aşina gelen ya da gelmeyen pek çok immünolojik hastalık bilgileri olabiliyor. Bunların hepsi çok yeni yeni bildiğimiz şeyler. Kimi zaman çok bildiğimiz dünyada kombine yetmezliklerin altında görünebiliyor. Bunlara dair yeni genetik tetkikler, yeni immünolojik tetkikler zaman içerisinde bulunacaktır diye ümit ediyoruz. Ama son olarak tanıyla ilgili söyleyebileceğim şey, her ne kadar bir takım tetkikler bize yardımcı olması için hastalığı tanı konmak için kullanabilsek de şu ana kadar inflamatuar bağırsak hastalığında spesifik, yani bu hastalığa spesifik kendine özgü bir laboratuvar bulgusu yok. O yüzden bazen çaresiz kaldığımız vakalar olabiliyor. Bundan sonrasında tedavide algoritma içinde bahsedeceğim. Ve belirtileri hafifletmek için tedavi ediyoruz biz çocuklarda. Ama her ne olursa olsun büyümeyi sağlamak zorundayız. Yaşam kalitesini artırmalıyız. Bunlar çocuk hastanede yatma süreleri çok uzun. Bunların bir aileleri var. Yani erişkin tabii ki öyle ama biz hep bir çocuk hastası hepimizde çok daha naif yaklaşmak durumunda hissediyoruz kendimizi.
İlaçlar kullanıyorlar ve belki bunları ömür boyu kullanacaklar uzun yıllar. Ama daha çok küçük yaşlarında, çocuklarında bilmiş ilaçlar toksik etki olasılıkları yüksek olduğu için hepimiz her hastamızda çok hassas davrandığımız üzere biz de çocuklarda bazen çok fazla empati yaparak bir yolu sürdürüyoruz. Şimdi guideline'ler ortak. Yani biz bir hastada işte gerek kanlısı ile geldi üsteretikolik ya da diğer bulgularla geldik bunu düşünüyorsak hepsini az önce bahsettiğim tekniklerin hemen tamamını yapıyoruz. İliyokolonoskopisini, gastroenteristler, sistem endoskopimizi yapıyoruz. Hasta tipik üsteretikolik ise o zaman az sonra bahsedeceğim üsteretikolik algoritmlerine tedavi ediyoruz. Hasta atipik ülseratif kolit ise, o zaman bunu biraz açmak istiyorum. Ne demek atipik ülseratif kolit? İşte çocukluk çağında rektum korunduysa eğer, çocukluğunda yama söz konusuysa, üst gastrointestinal sistem teorik olarak olduğu zaman varsa, hasta çok kısa sürede bu hale geldiyse ya da ağır bir kolit tablosu varsa o zaman atipik ülseratif kolit olarak adlandırıyoruz. Ve bunlar da işte az önce bahsettiğim evvel enterografi, değer mümkünse imkanımız varsa kapsül endoskopi vesaire daha ileri yöntemleri gidip eğer bizi hala bu hastalık üstetik kodi düşündürüyorsa üstetik kodi yolunda tedavi. Yok krona daha yakınsa o zaman kron tedavisini sürdürmemiz gerekli olabiliyor. Çünkü bunları yaptıktan sonra hastalarda her iki grup hastalığı aktivite indekslerimiz var. Biz bu hastalar her geldiğinde bu indeksleri göre puanlamalarını yapıyoruz ve hastalıkların aktivasyonunu buna göre belirliyoruz. Karın ağırlığının varlığı, dış kıvamın niteliği, işte boyudur, kilosudur, yaşam kalitesidir, benzeri işte ya da intestinal, bağırsak tutulumu dışında tutulumu var mı diye her birisine bir puan verilir. Hastanın o gelişleri anlamındaki aktivite indekslerini hesaplıyoruz ve bu indekslere göre de hastamız hafif hasta mı, ılımlı hasta mı, ağır hasta mı belirleyip tedavimizi buna göre yönlendiriyoruz. Bu aktivite indekslerini takip ve sürdürme nedenimiz de eğer indekslerimizde belirli bir düşme varsa tedavimiz iyi gidiyor diye bize yol gösterici oluyor. Hatta bu kadar güzel ki böyle büyük ergen hastalarımız var. Artık teknoloji çok gelişti. Calculator'lar var sistemde. Çocuklar, gençler hesaplayıp geliyorlar. Benim bu sefer aktivite indeksini ona göre geliyorlar. Daha keyifli geliyorlar ya da bazı bir aktivite indeksi mahkum. O yüzden bir yer sonraki kontrolüm erken geldi. Diğer böyle 15 yaş, 16 yaşlı hoş çocuklarımız var. Hayatımız teknolojiyle hem zorlaşıyor hem kolaylaşıyor. Tüm bunlarla birlikte az önce bahsettiğim gibi hastayı sınıflandırdık ve ona göre yol aldık. Bunu da önce söylemek istiyorum ki bilelim yani nasıl bir hastalıkla karşı karşıyayız ve nasıl yöneteceğiz. Eğer bizim endoskopik tespitlerimizde, skopik tepkilerimizde derin kolon kristallerimiz varsa, eğer biz tedaviye rağmen ağır direnç hastalığımız varsa, yardım bağırsak tutulumu söz konusuysa, hastada bir megaliği varsa ne yaparsak yapalım, derin kemik erimeleri söz konusuysa, işte darlıklarla ya da ağır yaralanan hastalıkla gidiyorsa gidişatımız kötü olabilir. Yani bu süreç biraz daha zor seyredebilir. Kron hastalığı ülseratif kolitin tedavisini kısaca size sıkmadan sabah da dinlediğiniz bir kısmını özetlemek istiyorum. Meniskal indiksiyon tedavisi, idame tedavisi şeklinde sürdürüyoruz. Öncelikle bu anlamda çocukluk çağı dertlerinde özel enteler beslenme, sistemi kortikosteroidler ve antibiyotikler kullanılabilir bu aşamada. Özel enteler beslenme ile ilgili benden sonraki arkadaşım aynı kuruluk ilerici için çok kısa bahsetmek istiyorum. Bunlar mikoza iyileşmeyi, kemik mineral densitesindeki iyileştirme ve büyümeyi daha olumlu yönde etkilediği için biz bu yaş grubunda çok tercih ediyoruz. Tam ya da kısmi kullanabiliyoruz. Bunlar tam protein formülleri, 6-8 haftalık sürelerde belirliyoruz. 2 haftada yanıtıyorsa pek de yanıt olmayacağını tahmin edebiliyoruz. Bu tedavi sürdükten sonra da normal tedaviye geçişle ilgili çok fazla belirsizlikler söz konusu. Net bir şey yok. Tek preparat olduğu için hafif resmini koyabildiğim modüle merdiği piyasada olan form sadece krom hastalığı ödeniyor. TGF-beta'dan zengin. Sorunumuz tadı. Çok kötü bir tadı var. ne kadar tatlandırmaya çalışsak da, ne kadar kullanmaya çalışsak da gerçekten bir çocuk için içmesi zor, bir ergen için mama diye adlandırıldığı için hoş olmayan bir tedavi yok ama işe yararından ayrı ayrı size bahsedecek. Kortikosteroidler olmazsa olmazlarımız ılımlı ve ağır tutulumlu kron hastalığında ya da hafif veya işte ılımlı hastalarda budesonik ya da sistemik kortikosteroid kullanabiliyoruz. Mümkünse idame tedavisini çok tercih etmemeye çalışıyoruz ama bazen olabiliyor. Dolayısıyla çocukluk çağında değişken ve
Yani yan etkilerinin yüksek olabildiğini bilerek öncesinde söylediğin yan etkilerine dair tetkiklerimizi yaparak kullanıp hızlıca idame tedavisini geçmeyi planlıyoruz. Antibiyotikler özellikle bir revmatik bilinen hastalıkta ya da imlen bir hastalık söz konusuysa ilk başlangıçta tercih edebildiğimiz hatta sıklıkla ettiğimiz ilaçlardan. İdame tedavisinde bildiğiniz gibi homeostatlar, tiyoklinler, biyolojik ajanlar ve diğer yöntemler var. 5 asetil salisilik asit preparatları sık kullanılanlardan. Biz çocuklarda erişkinde de olduğu gibi meselelerini kullanıyoruz. Hafif kullanılık tutumunda hatta tek başına yeterli olduğu için mutluluk duyuyoruz. Tiyoklinlerden tercihimiz de kutlu azot tiyoklinlerinin de belli dozlara çıkıyoruz. Özellikle kötü prognozlu çocuklarda idame tedavisinde tercih ediyoruz. Sorunumuz biraz maksimum etkinliğinin geç ortaya çıkması ama çok etkili bir ilaç diye adlandırılıyor. Takibinde de özellikle dozlarının ayarlanması için çocuk uçağında mutlaka tiyoklin ve titrasya yazak noktasına bakmaya çalışıyoruz. Ve dozlarını bu aktiviteye göre belirlediğimizde daha güvenli, daha rahat adımlarla ilerleyebiliyoruz. Biyolojik ajanlar çocukluk çağında tedaviye son yıllarda girdiler. Ruhsatlandırmalarını aldılar. Artık onu keşfetmeleri güvenli kullanılabiliyor özellikle haberimiz altta. Dozları yine erişkinlerden hep bize önce yol gösterici çalışmalardan olduğu gibi bu şekilde belirlenmiş. Eğer hastada kronik aktif liman tutulumu söz konusuysa ya da steroidi dirençli bir hastalık varsa, perianal fistülleri çok yoğunsa, inhibisyona cevap veren hastadaydı ya da bağırsak dışındaki ağır ekstremitesinden tutulumlar varsa çocuk çağında bunları diğer tedavilerden sonra kullanılabiliyor. Sıklıkla bir kısmını azotiyopride kombine edebiliyoruz. Kırgatiyoksat ve diğerleri etkinlikleri tartışmaya açık çocuk çağında çok da tercih edildiğimiz ilaçlardan. Kısaca bir de üsatikolikten bahsedip tedavisinden bitirmek istiyorum. Yine aynı şekilde Crohn hastalığının aktivite indeksi gibi bu hastalığımızda da aktivite indeksleri var. Her zamanında ya da kolikliğine her geldiklerini değerlendiriyoruz. Hastalığın aktivitesini belirliyoruz. Yine düşüş bize iyi olduğumuzu göstergesi. Bunlarla birlikte tedavilerimizi planlıyoruz. Tedavilerde asetil salisilik asit tiyoklinlerle başlıyoruz. 3 aylık yanı sonrası sporlarımızı kontrol ediyoruz. Sporlarımızda hızlı düşüş varsa biz iyi yoldayız. Eğer düşüşümüz varsa yeniden tekrar kalkıp ettim dediğimiz nazi markalı kontrollerimizi yapıp ona göre tekrar bir endoskopik takip ya da farklı bir yöntemlerle ileri tedavilere geçmemiz gerekli olabiliyor algoritimlerimizde. Yine dış asetil salisilik asit preparatları en sık kullandıklarımız. Hafif yaralanma ülseratif kronikler sadece analda da rektal tutulum varsa lambanları kullanabiliyoruz ya da kombinasyon tedaviyi kullanabiliyoruz. Oral steroid tedavi, azap ve az önce bahsettiğimiz TNF, kürek örneği, ülseratif kronikte çocukluk çağında güvenle kullanabileceğimiz ilaçlardan. Son slaytımı bitirmek istiyorum. Tüm bunların sonunda sıklıkla çok büyük çoğunluktaki hastamız remisyona giriyor. Güzel büyümelerini sağlıyorlar. Uygun duygusal olgunlaşmalarını sağlayarak yollarına devam edebiliyorlar. Ama şunlar varsa, bunlar ilişkinlerle de benzer. Şiddetli kanamalı sebat ediyorsa, artık perforasyon riski gelişmiş ya da perfor olmuş toksiklik olanları varsa, steroid tedavisini yapamıyorsak, darlık gibi bir komplikasyon geliştiyse, biz çocuklarda görmüyoruz, kendini şanslı hissediyor kolon kanseri varlığında ya da başka sistemik komplikasyonlar var ya da biz hastayı cerrahi olarak, yani hiçbir şekilde kontrol altına alamıyorsak cerrahiye yönlendirmemiz gerekebilir. Bunlar ilişkinlerle aynı kriterler. Sadece bizde bir farkı var. Ne yaparsak yapalım, bir şeyler ne kadar yolunda gider ya da gitmezse, büyüme geriliği varsa biz mi hastayı cerrahi tedaviye vermek zorunda kalabiliyoruz. Şöyle bir şey de sonlandırmak istiyorum. Mevlamlara sormuşlar, bakmakla görmek, aşık olmakla sevmek arasında fark var mı diye. Demiş ki, senin baktığına herkes bakıyor ama ne görebildiğini herkes görüyor mu? O yüzden aralarındaki tek fark sensin. Seni özel kılan, görebildiğini ve sevebildiğini bilmektir. Bunun için diyoruz ki, hasta çok ama her hastaya farklı gözlerle bakıyoruz. Hep bildik tanı yöntemleri, hep bildik tedaviler ama biz her birisine farklı algoritimlerle farklı yollarda yürümek durumundayız ki onlar iyi kalsınlar, biz de kendimizi iyi hissedelim. Teşekkür ederim.
konuşması için doktor öğretim üyesi Meltem Gümüş hocamıza teşekkür ediyoruz.